Fethiye'deki ziyaretleriniz kapsamında SED Medya'yı ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii medya çok önemli. Halkımızla siyasetçiler arasında köprü vazifesi görüyor. Biz ne kadar Fethiye'nin tamamını dolaşmaya kalksak, çalışsak, Fethiye'nin köylerinden, Fethiye'nin mahallelerine kadar, bu mümkün değil. Ama her vatandaşımıza medya aracılığıyla ulaşıyoruz. Sosyal medya, yazılı medya ve görüntülü medyayla. Bugün de burada hem görüntülü medyanın, hem internet medyanın, hem yazılı medyanın bir noktasındayız. Önemli bir noktasındayız. Kilometre taşındayız. Ben Seda Bey'i ziyarete geldim. SED Medya'yı ziyarete geldim. Ziyaret sebebimiz şu. Fethiye'de bugün Türkiye'de bir seçim var. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve aynı zamanda parlamento seçimi. Ben de Gelecek Partisi kontenjanından, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden, 4. sıradan Muğla milletvekili adayım. Daha önce 3 dönem milletvekili yaptım Manisa'da. İktidar Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yaptım. Siyasetin içerisinde yoğurla yoğurla geldim. 17 yıl Muhsin Yazıcıoğlu'yla siyaset yaptım. Onun genel başkan yardımcısıydım. Uzun süre işte iktidar partisinde, şimdi de Sayın Ahmet Davutoğlu'yla siyaset yapıyoruz. Birlikte hep beraber iki şeyi değiştireceğiz. Türkiye'de her şey değişecek. Bir cumhurbaşkanını değiştireceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. 5 genel başkan da onun yardımcıları olacaklar. Ama bu yetmez. Ne yeter? Parlamento çoğunluğu yeter. 360 milletvekili. Buradan bütün seçmenlere sesleniyorum. Bazıları zaman zaman listeler nedeniyle veya çeşitli sahipler nedeniyle aman efendim işte şöyle böyle diyorlar. Eğer parlamento çoğunluğunu sağlayamazsak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %55, 56, 57 ile gelmiş olsa bile kesinlikle parlamentoda topal ördek olur ve kesinlikle ekonomik meselelerde, hukuki meseleler, eğitim meselelerindeki bizim ortak politikalar mutabakat metnimizdeki 2300 vaadimizi yerine getiremez. Bu sefer de Türkiye bir kaosa girer. O nedenle herkes oylarını çok ciddi şekilde Millet İttifakı içerisinde bu Cumhuriyet Halk Partisi listelerine ve aynı zamanda İyi Parti listelerine tercihlerini bu şekilde yapmaları gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum. Burada 5 milletvekili çıkarmak istiyoruz. Çünkü Fethiye'den bir aday var. Mehmet Demir Bey 5. sıradan 30 senedir teşkilatın içerisinde, örgütün içerisinde bu arkadaşımız ömrünü buna vakfetmiş ve çok çalışkan birisi. İnşallah Fethiye'den gelecek. Yani çok ciddi rekor kırarak gelecek. Fethiye'nin ve Muğla'nın problemlerini biliyoruz. Burası turizm kenti. Burası sağlık turizmine de müsait bir yer. Aynı zamanda dağ turizmine, trekkinge müsait bir yer. Aynı zamanda kültür turizmine, inanç turizmine uygun bir yer. Burada tarihi harabeler var. Tulos gibi çok ciddi harabeler var. Selçuklu'nun, Menteşe'nin ve Osmanlı'nın da kenti burası. Roma'nın, Bizans'ın kenti olduğu kadar. Madencilik var. Madencilikle beraber de burada eğitim var. Eğitimle beraber de tarım var. Burası Côte d'Azur. Yani coğrafya deyimle Türkiye'nin, dünyanın 4 mevsimi aynı anda yaşayan ülkesi Türkiye. Şehri de nadir şehirlerden bir tanesi de Nice gibi, Kaliforniya gibi, burası da Muğla. Bu Muğla'nın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ama Muğla'ya göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor. Burada güzel hizmetler de yapılmıştır ama bu hizmetler yeterli değil. Bu hizmetleri bu dönem içerisinde ortak akılla beraber parlamentoda, bakanlar kurulumuzla, Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla beraber çözeceğimize inanıyorum. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya, sadece Türkiye'ye değil. Türkiye de Muğla'yı tanımıyor. Muğla deyince akla sadece Bodrum geliyor. Belli şehirler geliyor, işte Fethiye geliyor veyahut da işte Göcek geliyor. Ama bu Muğla orası değil. Muğla bir ağla, Sandras. Muğla merkez, Şahidi Dede. Aynı zamanda burada tarihi merkezler, Yatağan'dı, Milas'tı. Bundan çok büyük medeniyetler gelip geçti. Eğer bütün dünyaya bunları tanıtabilirsek, burada tarihçileri buraya getirirsek, siyaset bilimcilerini, coğrafyacıları buraya getirirsek, bütün meselelerini halledeceğimizi düşünüyorum. Muğlalılar her şeyin en güzeline layık. 14 Mayıs seçimleri demokratik bir ortamda geçsin. Kaossuz geçsin, kansız geçsin, kavgasız geçsin. Yunus'un sözüyle bitireyim. Ben gelmedim dünyaya kavga için. Benim işim sevgi için. Allah'ın evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Biz gönüller yapmaya geliyoruz. Siyaseti kendimiz için değil, milletimiz için yapacağız. Teşekkürler. Sayın Vekilim, bir de yangın dönemi bölgeye ziyaretiniz gerçekleşmişti. Evet. Bizler de gazeteciler olarak takip etmiştik. Aslında Muğla seçmenini daha önceden tanıyor olmanız gerekiyor. Manisa milletvekilliğinde. 16 yılında Muğla'da hocalık yaptım. Üniversite öğretim üyeliği yaptım. Evet. Muğla'da. Muğla'lı seçmene bir mesajınız var mıdır? Muğla'lı seçmenlere şunu söylüyorum. Bakın siz burada Fethiye'nin dağ köylerinde Fethiye merkezi görenler var mı? Peki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapma imkanınız var mı? Veya Menteşe'de veya Yatağan'da veya bir başka bir ilçemizde, Ula'mızda gidip de Bodrum'da, Marmaris'te,
Fethiye'nin 6 yıldızlı otellerinde tatil yapma imkanınız veya buraları gezme imkanınız var mı çocuklarınızla beraber? Burada bile yok. O zaman ne yapmamız lazım? Buraları çok ciddi şekilde eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılma adaleti sağlayacağımız gibi de aynı zamanda coğrafyamızı tanıma noktasında bir eşitliği sağlamamız lazım. Tanıtma noktasında ve gezme ve görme noktasında. Burada hükümete düşen görevler var. Orman yangınlarını da gördük burada. 100 yıllık bizim bal ormanlarımız yandı. 200 yıllık sedirleri, sedir ormanlarımız yandı. Ekolojik dengemiz bozuldu. Toprağımız yıprandı. Artık verimli hale gelmedi. Ağaçlarımız gitti, nefesimiz gitti, soluğumuz gitti bizim burada. Ve burada sularımız gitti, sularımız zehirlendi. Ve oradan daha sonra da burada hükümet dedi ki işte telafi ediyoruz. Deprem olur, telafi ediyoruz, millet telafi eder. Yani orman yangını olur, telafi eden millet telafi eder. Öbür tarafta sel felaketi olur, millet telafi eder. Peki bunlar olmadan önce niye burada helikopterler yoktu? Ben buradaydım orman yangınları olduğunda. İlk önce Milas'a gittim, Bodrum'a gittim. Sonra geldim burada Fethiye'ye, buradan aynı zamanda Seydikemer'e, Menteşe'ye kadar uzandı, geldi oralara kadar. Bodrum'da bu yangınları yaşadık. Gördüğüm şuydu, helikopterler yoktu, uçaklar yoktu, çok sonraları büyük sıkıntılar yaşadık. Büyük devlete bunlar yakışmıyor. Hükümet çaresiz, hükümet Türkiye'de artık çözüm üretemiyor. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yoktur, Muğla'nın da yoktur ama çözemeyenler vardır. Şimdi çözecek olanlar iddialıdır, yola çıkmışlardır. Hep beraber, hep birlikte bu yaraları saracağız. Milletimiz de o günleri yaşadıklarını unutmasın, gerek hayat pahalılığı unutmasın, enflasyonu unutmasın, elektrik paralarını, mazot paralarını unutmasın, ilaç paralarını unutmasın, seyahat paralarını unutmasın, kiralarını unutmasın, aldıkları eskiden mutfağa aldıkları ürünleri unutmasın, nasıl alabildiklerini görsünler, hayat pahalılığını yaşasınlar. Yaşadılar zaten. Şimdi bunlara karşı oylarını kullansınlar. Ben bütün vatandaşları da sandığa davet ediyorum. Herkes sandıkta buluşalım ve oylarımızla beraber bir değişme imza atalım. Bir cumhurbaşkanı değiştirelim. İki cumhurbaşkanı hükümet sistemini değiştirelim. Her şey değişsin. Türkiye birden, bir kişiden, Türkiye bir partiden büyüktür. Ve gerek Seda Bey'e gerek burada çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız, bizim de yolumuz, bahtımız açık olsun.